Kuru fasulye Anadolu'ya 1500'lü yıllarda gelmiş. Türklerin en sevdiği yemek kuru fasulye diyebiliriz ama Türklerin milli yemeği değildir. Amerika'dan gelen kuru fasulye Avrupa'da yaygınlaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiştir. Tarımın en uygun yeri yeri de o zamanlar Osmanlı'yla iradesinde olan Balkanlar. Kuru fasulye yağmuru bol ormanı geniş toprakları ister. Rize gibi alanlar kuru fasulyenin yetişmesi için çok elverişlidir. Anadolu topraklarında ilk kez 1500 yıllarda kuru fasulyeyle tanışmıştır. Kanunu Sultan Süleyman belki kuru fasulye yememiştir. Ama dönemin Budimler Bey'i kuru fasulyenin tadına bakmıştır. Hemen hemen Ermut. Her evde mutfakların vazgeçilmezleri arasındaki kuru fasulye, sadesi, sucuklusu, pastırmalısı, kıymalısı, etlisi birçok kültürde birçok farklı çeşitle karşımıza çıkmaktadır. Peki kültürümüzde yer edinen, vazgeçemediğimiz yemekler arasında olan kuru fasulye acaba Türk mutfağına ait bir yemek midir? Karnımız acıktığında düşünmüşsünüzdür mutlaka ya da iki sohbet arasına çokça duymuşsunuzdur. Şimdi bir kuru fasulye olsa da yanında bir pirinç pilavıyla biraz da turşu ve cacık ne güzel ne lezzetli olmuştur diye. Canımız şeker. Yüzyıllardır binlerce yemek binlerce farklı tarif ve lezzetli peyda olduğu dünyaya ama nedense birçoğu kuru fasulye diyemedi. Yıllar geçti zaman değişti ancak içine ilave edilen tatlar dışında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Hala kuru fasulye olmazsa olmaz yemeklerimizin en başındadır. Dolayısıyla ille merak etmekle pek mümkün değil. Bu kadar ilgi gören salçasıyla etiyle yanında olmazsa olmaz turşu pilavı ve cacığıyla bir kültür haline gelen kuru fasulye acaba milli yemeğimiz midir? Bu konunun üzerine yorum yapabilmek ve araştırma yapmak, sayısız veriye dayanmak dayandırmak gerekiyor. Kurduğumuz cümleleri çünkü özellikle bizler bazı konularda kendimize ait hissettiğimiz değerlerimizi bırakın bizim olmadığını kabul etmeyi paylaşmayı bile sevmiyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonunda Amerika'dan gelen kuru fasulye Avrupa'da yaygınlaştıktan sonra Anadolu'ya geldiğinde görüyoruz. Her ne kadar milli yemek olarak görülse de kuru fasulye 18. yüzyılın sonlarında Türk mutfağına girmiş bir yemektir. 18. yüzyılın ikinci yarısında neft defterlerinde kuru olarak yer aldığını öğreniyoruz. Avrupa ise 16. yüzyılda kullanmaya başlamış ve kuru fasulyenin Amerika'da 200 farklı çeşidi bulunuyor. Dikkat çekelim bakın. 200 farklı çeşidi. Bizde ise özellikle Akdeniz bölgesinde seralarda yetiştiriliyor ve aynı toprakta sadece iki defa ürün alınabiliyor. Ayrıca dünyanın her neresine giderseniz gidin hemen hemen aynı şekilde pişirilerek servis ediliyor. Ancak konu üzerine araştırma yaparken dünyanın en büyük gastronomi ansiklopedilerinde Sada Türk usulü kuru fasulye tarifi gözüme çarpıyor. Kısacası şu ki her ne kadar 18. yüzyılda hayatımıza girmiş olsa da üzerinde etkilerin olduğu ve alınırken bizimle birlikte anıldığı aşikar. Birçok ülkede kuru fasulye çeşitleri salatalarda, tavuk veya et yemeklerinde, çorbalarda, pilavlarda, birçok tatlı çeşidinde humus olarak Konserve ve konserve kutularında hazır yemek olarak, dip sos olarak yüzyıllardır kullanılıyor. Ancak popülaritesini de bir o kadar hızlı yükselen kuru fasulye yemeği günümüzde Türk mutfağının en önemli yerini almıştır. Hemen hemen her yörenin kendine has bir pişirme yöntemi ve kullandığı değişik malzemeler bulunuyor. Kuru fasulye sade, sucuklu, kıymalı gibi daha önce bahsetmiştik. Ama domates, soğan, biber de kullanılıyor. Ancak şu gerçek ki kuru fasulye hak ettiği değeri en çok bizde görüyor. En kalabalık ortamlarımızda, aile yemeklerimizde hep baş misafir olarak konuluyor sofralarımıza. Ayrıca pilav da onunla özdeşleşmiş durumda. Pilavsız kuru fasulye tuzsuz yemeğe benziyor. Öyleyse lezzetsiz ve sığ bu sebeple kuru fasulye belki milli yemeğimiz değil ama yanında pilavla renklendirilmesi kesinlikle bizim eserimizdir. Nasıl ki menemen Osmanlı'ya ait bir yemek olduğu halde dünyanın dört bir yanında kendine yer bulduysa, herkes kendi kültürünü yoğurup harmanladıysa da kuru fasulye de öyledir bana göre. Türklerin milli yemeğidir sorusu yıllardır zihinleri meşgul etse de bildiğimiz şudur ki her ne olursa olsun tadıyla sunumuyla en iyi Türkiye'de yapılır. Yani biz yaparız. Yani milli yemeğimiz de diyebiliriz.